2 Mart 2021 Salı günündeyiz değerli izleyenler. Saatler onu gösteriyor. Halk TV ekranlarında gündem özel vakti. Gündem özelde her zaman olduğu gibi bugüne yansıyan başlıklara bakıyoruz. Bazen dünden, bazen bir hafta önceden, bazen aylar ve yıllar öncesinden bugüne neler yansımış göz atacağız. Tabii ki sadece bununla da kalmayacağız. Önümüzdeki haftalarda ve günlerde neler olacak hem Türkiye'de hem dünyada. Hem siyasi olarak gelişmeleri ele alacağız. Hem de Covid-19 salgınında dünya ve Türkiye nerede bunlara bakacağız. Yine birçok haberle birlikte ayrıntılarıyla bütün bilgileriyle birlikte gündem özeli dolu dolu sizler için hazırladık. Dünden bugüne yansıyan başlık demişken tabii ki önemli başlık biliyorsunuz kabine toplantısıydı. Kabine toplantısında bütün gözler Türkiye adeta nefesini tuttu, yapılacak açıklamaları bekledi ve o açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamaları yaptı. Esnaflar biraz nefes aldı ama riskli bölgeler, az riskli bölgeler gibi bir takım kurallar da vardı. Neydi peki yapılan açıklama? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu ve Erdoğan kafe, restoran, kıraathanelerle tatlıcılar çok yüksek riskli iller hariç sabah 7 ile 19 arasında %50 kapasiteyle açılacak dedi. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Evet, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklaması böyleydi. Peki bu açıklamadan sonra neler oldu? İşte bundan sonra bir kafa karışıklığı başladı. Nasıl bir karışıklık? Hangi iller riskli, yüksek riskli, az riskli, risksiz bölgeler gibi kafa karışıklığı başladı. Hangi saatte çıkılacak, hangi saatte çıkılmayacak, 65 yaş üzeri için, 20 yaş altı için, kafeler ve restoranlar için derken bu kafa karışıklığının giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tablo açıkladı. Bu tablo Türkiye tablosuydu. Türkiye'deki riskli bölgeleri verdi ki kimler yaşadıkları bölgelerde nasıl hareket edeceğini öğrensin ve bilsin diye. Evet, iş böyleydi ama haklı olarak göreceksiniz ki birçok insan da bunu öğrenmek istiyordu. Net bir şekilde kendi illerinde neler oluyor diye. Tablo böyleydi değerli izleyenler. Bu tabloya göre illerimizin risk değerlendirme kriterine göre 4 kategoriye ayrıldı dedi bakan. Düşük riskli olanlar mavi, yani gördüğünüz bölge düşük risk olan bölgeler. Yine baktığımızda Türkiye'nin hemen geldiğimizde Ege'ye yakın Uşak'ta da bir tek bunu görüyoruz. Evet, bunlar düşük illi olanlar ve orta riskli dedik, düşük riskli dedik. Orta riskli olanlarsa sarıydı.
Sarı bölgelerde orta risk vardı. Buna göre kurallar uygulanacaktı. Çünkü her riskli ilin ayrı bir kuralı var. Gece çıkma saati, yasakları, sokak yasakları, kafeler nasıl açılacak gibiydi. Evet, sarı olanlarda düşük risk, orta riskli bölgelerde, yüksek riskli bölgelere bakıyoruz. Onlar turuncu bölgeler. Yüksek risk turuncu bölgeler. Peki kırmızı bölgeler, onlar da yüksek riskli bölgeler değerli izleyenler. İşte görüyorsunuz, kırmızı olanlar yüksek riskli bölgeler, genelde Karadeniz'de görülüyor. Oralarda da hatırlayacaksınız, kongreler vardı, yine toplantılar yapılmıştı. Bundan da dolayı olabilir de denebilir efendim. Tablomuz bu şekilde. Daha sonrasında şimdi arkadaşımıza gideceğiz. Ankara'da fazla bekletmeyeceğiz çünkü. Ankara'da esnaflar açılıyor. Evet, esnaf buna sevindi ama nasıl olacak, önlemler nasıl alacak, %50 kapasite nasıl belirlenecek? Bununla ilgili Betül Araz bizi bekliyor, oraya gideceğiz. Betül'le yayınımızın ardından tekrar yeni bir tablomuz olacak. Siz de merak ediyorsunuz, hangi saatlerde nasıl çıkacağız, yasaklar nedir diye o tabloyu vereceğiz. Betül'e merhaba diyelim. Betül Araz, iyi sabahlar. Merhaba. Esnaf biraz nefes alacak mı diye soruyorum sana. Çünkü %50 kapasiteyle artık açıldı. Hemen söz sende, bırakıyorum. Nedir durum? Eylül, günaydın diyorum ben de sana ve ekip arkadaşlarımıza. Şimdi Ankara'dayız. Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeyiz. Şimdi esnaf için önemli bir gün bugün. Çünkü aylardır kapalı esnaf işletmeler, kafeler, restoranlar, simitçiler, pastaneler ve geçmişten de gelen borçla bugün %50 kapasiteyle yüksek riskli bölgeler hariç diğer Türkiye'nin diğer illerinde açıldı. Ama %50 kapasiteyle, burası önemli. Şimdi bu %50 kapasite esnaf için yetecek mi? O geçmişten de gelen borçları bu %50 kapasiteyle örtebilecekler mi, kapatabilecekler mi? Şimdi bir sabah bir kafeden yayın yapmıştık bir saat önce falan. Şimdi de bir pastaneye girelim bakalım durum nasılmış. Hem size bir etrafı gösterelim, hem de işletme sahipleriyle bir konuşalım. Onlar bu durumdan memnun mu? Heyecan var. Esnafta heyecan var. Bunu görebiliyoruz ama buruk bir heyecan da demek aslında mümkün. Şimdi şöyle bir girelim. Kameraman arkadaşım Uğur önden bir girsin. Evet, girişte bakıyoruz. Tüm hazırlıklar yapılmış. Girişte ateş ölçerlerle bir arkadaşımız bekliyor. Masalar sosyal mesafe düzenine göre ayarlanmış. Evet, görebiliyoruz. Masaların üzerinde dezenfektanlar var. Bunu da görebiliyoruz. Çok uzun süredir bu manzarayı göremiyorduk Türkiye'nin dört bir yanında. Vatandaşlar artık masalara oturarak bir şeyler yiyip içebilecekler. Bu manzarayı uzun süredir göremiyorduk diyoruz Türkiye'nin her yerinde. Şimdi bugün önemli bir gün diyoruz. Şimdi esnaf tabii bu durumdan memnun mu, mutlu mu? İşletme sahipleri bu durumu nasıl karşılıyorlar? Şöyle bir bakalım. İçeri girelim. Evet, çalışanların da yüzü gülüyor tabii böyle müşteri karşısında. Tabii tabii dediniz. Nasıl, mutlu musunuz? Çok çok mutluyuz. Beklediğimiz bir gelişmeydi. İnşallah yani o kötü günlerin biraz şeyini çıkartacağız. %50 kapasite yeterli olacak mı? Buna şükür. Şükür diyorsunuz. Geçmişten de gelen borçlar var. Maalesef, maalesef. Kira borcu, işte malzeme borcu, yani borçla geçirdiğimiz bir dönem oldu. İnşallah bir nebze de olsa bunun şeyini çıkartacağız. Ama yüzler de gülüyor, hiç onu görüyoruz. Biz görüyoruz ama. Gözlerimiz gülüyor. Gözlerimiz gülüyor. İnşallah güzel olacak. Ahmet Bey'le de konuşmak istiyorum ama telefonda konuşuyorsunuz. Şöyle etrafı gösterelim biz o sırada. Evet, insanlar yiyeceklerini yiyorlar, içiyorlar. Tabii bu da ayrı bir heyecan, dediğimiz gibi. Çok uzun süredir bizler de vatandaşlar olarak kafelere, restoranlara gidip oturamıyorduk. Ama artık bunu sağlayabiliyoruz diyebiliriz. %50 kapasite önemli. Çünkü %100 açılmayı da bekliyordu aslında bir nevi işletme sahipleri, ancak %50 kapasiteyle açılmada biraz da olsa onları mutlu etti demek mümkün. Şöyle şu tarafı da gösterelim bir kez daha. Girişte dediğimiz gibi kafe sahipleri, pastane sahipleri tüm önlemlerini almış durumda. Girişte bir arkadaşımız bekliyor, elinde ateş ölçerle girenlerin ateşini ölçüyor. Tabii sabah saatleri aynı zamanda. Evet, insanlar kahvaltılarını yapıyor, özlemişler demek mümkün bu durumu.
Evet Eylül, Ankara'da durum böyleydi. Dediğimiz gibi sabah da konuşmuştuk kafe sahipleriyle, bir kafe sahibiyle konuşmuştuk. Mutluyuz ama buruk bir mutluluk demişti. Yayınlarımızın dışında da konuşuyoruz esnafla, başka esnaflarla da. Onlar da geçmişten gelen borçlarımız var, İnşallah bu durumu karşılayabiliriz diyorlar. Ankara'da durum böyleydi, sizlere gösterdik. Bugün önemli diyoruz çünkü çok uzun bir aradan sonra işletme sahipleri açılmanın heyecanını yaşıyorlar diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz Betül Araz. Evet, esnaf tabii ki bu durumdan mutlu çünkü çok sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Tüm Türkiye gibi en çok da esnaf etkilenmişti bu durumdan. Evet, teşekkür ediyoruz bize aktardığın oradan kafeden canlı canlı sanki eski günlere dönüyor havası yarattı bizde de. Biz de keyif aldık, teşekkür ediyoruz. Peki değerli izleyenler, neler olacak? Esnaf zor durumdaydı. Esnafa yardım yeterince yapılmamıştı. Kira yardımı, sosyal güvenceler, elektrik, su vesaire birçok gider vardı. Esnaf için güzel bir haber. Ancak sonrasında neler olabilir? Tehlikeli bir tablo ya da önümüzdeki günlerde 2 hafta sonrasında tehlikeli bir Covid artışı olabilir mi? Bu konuyu uzmanlarıyla konuşacağız. Elbette önemli bir konu. Burada bize de çok iş düşüyor. Yani vatandaşlara %50 kapasiteyle açılacak dendi restoranlar. Ve gittiğiniz bir yere %50 kapasitenin üzerinde olduğunu fark ettiniz. Lütfen önce biz uyaralım. Biz elbette ki hepimiz çok özledik. Arkadaşlarımızla bir yere gidip oturup, gerekli mesafede oturup, bırakın sarılmayı, dokunmayı, bir yerde olmayı hepimiz çok özledik. Ama bunun kıymetini anladık. Böyle devam etmesini istiyorsak bu yavaş yavaş açılan o kısıtlamalar döneminde dahi buna çok dikkat etmemiz gerekiyor diyelim. Ve hemen bir tablomuz var, onu verelim değerli izleyenler. Normalleşme tabloları. Şimdi akıllarda bu soru vardı. Dün gece benim telefonlarım durmadı. Neden? Televizyoncusun, biliyorsundur. Nerede ne var? Beni aradılar. Ben de haliyle birçok kişi gibi henüz bilmiyorum. Bir açıklama yapıldı ama o tabloları alalım, eleyelim, ne olacak, ne bitecek dedik. Sosyal medyada da bununla ilgili birçok espriler yapıldı. Hatta bir hat kurulsun, arayalım, TC numaramızla ne yapacağımızı öğrenelim gibiydi. Bu işin latife kısmı efendim tabii. Hemen normalleşme tablosuna bakacağız. Önemli bir tablo, dikkatle size aktaracağım. Lütfen biz de bu tabloya dikkat edelim. Şimdi düşük risk, orta risk, yüksek risk, çok yüksek risk dedik. Dörde ayrıldı ülke. Hangi bölgedeyiz, hangi risk grubuna giriyoruz? Önce bunu öğreneceğiz. Hafta sonu sokağa çıkma, akşam sokağa çıkma 65 yaş ve 20 yaş üzeri olarak 3'e ayrıldı efendim. Bu 3'e ayrılma düşük riskli olan bölgelerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok. Eğer bulunduğunuz il düşük riskli ise hafta sonu sokağa çıkma yasağınız yok. Serbestçe çıkabiliyorsunuz. Akşam sokağa çıkma yasağı var, her yerde dahil olmak üzere. Yani düşük, orta, yüksek yok. Akşam bütün Türkiye, bir kez daha belirtelim efendim, sokağa çıkma yasağı var. 65 yaş ve 20 yaş olarak bakıldığında düşük ve orta riskli bölgelerde serbest o illerde. Ancak yüksek ve çok yüksek riskli yerlerde gevşetilecek. Okul öncesine bakalım. Düşük risk, orta risk, yüksek risk ve çok yüksek risk olmak üzere okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıfların hepsi açık efendim, tabloda görüyorsunuz. Ortaokullarsa yüksek risk ve çok yüksek risk olan bölgelerde kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınav var, düşük riskli bölgelerde de açık. Restoran kafelere hemen bakacağız. Yine restoran, kafe, tatlıcı, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu gibi yerler çok yüksek riskli yerler. Kapalı efendim, bunu net bir şekilde belirtelim. Yüksek riskli yerlerde de %50 kapasiteyle olacak. Restoran ve kafeler, halı saha ve yüzmeler yine kapalı. Kamuya geleceğiz, her şey normal devam edecek kamu çalışmalarında. Nikah ve genel kurullara baktığımızda sadece çok yüksek riskli yerlerde 50 kişiye kadar, 1 saate kadar yapılacak. Çok yüksek riskli yerlerde ise yasak. Genel kurullarda yasak, yani toplanıp genel kurul kalabalığında bir şey yapamıyoruz diyelim. Tablomuzu verdik,
Tablonun sonucunda neler olacak, bunu merak ediyoruz. Öngörülerini almak üzere yayınımıza başladığımızda da söylemiştik. Hemen Skype bağlantılarımız var, bekletmeyelim. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ve Hasan Durmuş Beşiktaş Esnaflar Başkanı. Efendim günaydın, iyi sabahlar, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Evet. Hemen öncelikle müsaade istiyorum bu sefer Sayın Şenol'dan. Esnaf sevinçli çünkü esnaf için beklenen gündü diyebiliriz. %50 kapasiteyle açıldı. Sayın Durmuş'a olur, sormak bakayım. İstiyorum efendim. Yeterli mi? %50 kapasiteyle açıldı. Önce size soracağım. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğiniz için ekonomik olarak Türkiye gibi esnaf artık açıldı diyebiliriz. Sizin önce bu konuyla ilgili görüşlerinizi alacağım. Ardından risk tablosunu yine Sayın Şenol'la değerlendireceğim. Buyurun. Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Evet, Sayın Durmuş beni duyamadınız herhalde. Hemen söylemek istiyorum tekrar. Esnaf %50 kapasiteyle açıldı. Esnaf ne durumda? Özellikle Beşiktaş'ta ciddi sıkıntılar vardı biliyoruz esnafta. Nasıl değerlendiriliyor kabine toplantısı sonrası bu açıklamayı esnaf? Şimdi aslında Beşiktaş şu anda çok cıvıl cıvıl, esnaf çok erken saatte geldi. İş yerlerini açtılar, temizliklerini yapmaya başladılar. Yani inanın şu anda burayı görseniz çalışanlarımız, herkes burada, müthiş bir atmosfer var. Biraz sevinçliyiz ama tabii buruk bir sevinç çünkü evet. Çok erken saatte kapanış 19.07. Bu bizim için yani bazı sektörler için yetersiz bir saat. Çünkü akşam insanların yani özellikle alkollü mekanlar için söylüyorum. Yetersiz bir saat oldu ama şu anda hazırlıklar içerisindeyiz. Sayın Durmuş ayrıntıyla konuşacağız bunu ama hemen Sayın Şenol'a dönmek istiyorum. Sayın Şenol esnaf mutlu ama sanıyorum bilim insanları da tedirgin. Nasıl bakacağız? Bu tabloyu nasıl göreceğiz? Nasıl okumamız gerekiyor? Yeterli olmadığını söyledi Sayın Durmuş. Akşam işten çıkıp bir yere gitmek, oturmak için saatler kısıtlı dedi ama iki hafta sonra bizi çok büyük bir tablo bekler mi COVID sürecinde? Vaka sayısı artışları ne olur Sayın Şenol, söz sizde. Aslında tabii esnafın sevinçli olması hepimizi mutlu ediyor. Toplum yaşantısı kesintiye uğradığı zaman toplumun sağlıklılığıyla ilgili bütün veriler kesintiye uğruyor aslında. Aynı zamanda o esnaf para kazanmak istiyor. Aynı zamanda çocukları okula gidiyor. Yani toplumsal yaşantıyı birbirinden ayırabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla mağduriyetleri giderilerek, uygun koşulların sağlanması için destek verilerek daha uzun süreli, kalıcı açılmaları sağlanabilseydi hep beraber daha mutlu olacaktık. Ancak şimdi bir risk göze alınarak bazı şeylerin açıldığını anlıyoruz. Çünkü bilimin izi yok o risk sınıflamasında ve verinin aslında yeterli veri de yok. Yani veriye dayalı, kanıta dayalı bir strateji yapmıyoruz şu anda. Bu virüsün dolaşma dinamiklerini hiç anlamadığımızı anlıyorum ben. Virüsün dolaşma dinamiklerini maalesef salgın yönetimiyle ilişkili kişilerin hiç anlamadığını düşünüyorum. Ve nasıl bir strateji kurarak bu toplumun bunun içinden çıkarılması gerektiğine ilişkin bir strateji bu nedenle kurulamayacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef çok kırılgan verilerle, hatta riske çok yakın verilerle, birazcık riski azaltmaya dönük eğilmiş ve azaltılmış verilerle bazı riskler alındı diye düşünüyorum. Zaten sadece esnafın ve okulların kapalı olmasının kabul edilebilir olmadığını ve aslında bu kısıtlamalar nedeniyle, yetersiz bu kısıtlamalar nedeniyle iki tarafında mağdur olduğunu ve istediğimiz salgın kontrol düzeyine gelemediğimizi, gelme sürecimiz uzadığı için de bu mağduriyetlerin uzadığını hep söylüyorduk. Evet. Şimdi geçici bir açılma gibi duruyor. Bir kapanmaya götürecek kadar bir pik yaptıracak gibi duruyor bize. Çünkü vaka sayılarına baktığınız zaman, bulduğunuz vaka sayılarını 4 ile çarpmanızı önerdiğim zaman ve bu ülkenin günde 400 bin, 500 bin test yapmadan gerçek verisini anlayamayacağını, ayağıyla gelenlere test yaparak sadece bu işin olmayacağını söyleyeyim. Benim gönlümden geçen açık hava avantajını kullanana kadar, altyapı ve havalandırma konusunda gerekli desteği esnafa verene kadar ve onların mağduriyetlerini giderene kadar yalnızca okulların açılmasıydı. Düşük riskli bölge tarif edilen bölgelerde.
Onun dışında daha etkin kapatmalarla, aşıyla birleştirerek, çünkü aşının etkililik süreçlerini de kaçırıyoruz maalesef şu bakımdan. Biz bulaşma hızını yükselttikçe bizim ulaşmamız gereken eşik değer yükseliyor. Yani ben toplumun %70'i yerine artık %90'ını aşılamak zorundayım ve maalesef elimizde 100 milyon tane aşı yok. Gördüğünüz gibi 45 günde sadece 8,5 milyon kişiye ilk dozunu verebildik. Sadece 8,5 milyon kişiye. Ve elimizdeki aşı 14. gün koruyuculuğu gelişen bir aşı değil. Bunlar gerçekler, bunlar veriler. Virüsün dolaşma dinamiklerini nerelerde dolaştığını biliyoruz. Şimdi %50 kapasiteyle diyorlar. Siz maskeleri indirerek kapalı yerde yemek yediğiniz zaman herkesin etrafında 4 metre mesafe olması lazım. Esnaf bunu nasıl sağlasın? Bunca zamanın mağduriyeti var bir yandan. Esnaf o havalandırma sistemlerini bu kayıptan sonra nasıl kursun oraya? Hangisini tercih edecek? Aç kalmayı mı? Çocuğunu okula göndermemeyi mi? Ya bireyle salgın bu şekilde, artık 13. aydayız, çok veri var. Bilim çok şey söylüyor. Oturup formül kurmak mümkün. Hafta sonra bekliyoruz. Evet, olumsuz bir gelişme bekliyoruz. Sayın Şenol, iki hafta sonra olumsuz bir gelişme dediniz. Şimdi Sayın Durmuş da daha önce yaptığım yayınlarda da hep bunu söylemişti. Sadece sizin de dediğiniz gibi neredeyse birebir örtüşüyor. Sadece bizim kapanmamız etkiliyse biz kapanalım. Ama neden bütün yük bizde demişti Sayın Durmuş. Komple bir kapanma olmalı demişti. Sizin dediğiniz gibi bir esnaf olarak. Şimdi siz bu açılımlar kalıcı değil dediniz. %50, 4 metrelik mesafe sağlanamayacak. Daha sonrasında çok daha büyük tam kapanmaya gidilebilir dediniz. Hemen bu noktada Sayın Durmuş'a sormak istiyorum. Hocam bunları söylemişken nasıl sağlanacak esnaf %50 kapasiteyi, 4 metre mesafeyi ve sonrasında birkaç hafta sonra tam kapanma olduğunda esnaf daha büyük bir sıkıntıya girmeyecek mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz Sayın Durmuş? Şimdi şöyle, tabii eksik kapasiteyle başlamamız bizim için kötü olacak. Tabii ki olacak ama aslında tedirginliğimiz bir de şöyle. Şimdi renkler hemen atıyorum birkaç gün sonra, bir hafta sonra değişebilir. Böyle bir tedirginliğimiz de var. Yani bugün İstanbul turuncuysa yarın kırmızı olup olmayacağını bilemiyoruz. Yani önümüzü yine çok göremeyeceğiz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Biraz da öyle bir tedirginliğimiz var. Artı saat sıkıntısı gerçekten, hani 19 bizim için uygun bir saat değil. Bazı sektörler için yeterli olabilir ama çoğunlukta alkol sektöründeki mekanlar için hatta açılmaması gibi bir şey olacak. Dolayısıyla bir an önce düzenlenmesi, saatlerin düzenlenmesi ve bundan sonraki süreçte aslında korktuğumuz şu, bu kısıtlamalarla eski işimizi yapamayacağımız için bütün işsizlik oranının da... sağlayabilecek misiniz peki Sayın Durmuş, araya giriyorum ama yani bu istenen kriterler sağlanabilecek mi? Nasıl, bir daha anlayamadım. Bu istenen kriterler %50 kapasite, 4 metre mesafe gibi, hani olması gereken bu kriterler sağlanacak mı? Diyelim bütün bunlar için ekstra bir masraf yapıldı, sağlandı. Ardından rakamlar çok yükseldi. Hadi bir daha kapanıyoruz dendiğinde daha büyük bir risk olmayacak mı? Tabii ki, yani işte bundan bahsediyorum. Yani biz elimizden geldiği kadar bu önlemlere tabii ki riayet edeceğiz, uyacağız. Yani hiçbir esnaf arkadaşımız da bu kadar uzun süre kapandıktan sonra kendi kendine ateşe atmaz. Bu kapasite, %50 kapasite sınırına elbette ki uyacaktır. Zaten baştan beri önlemlerimizi alıyoruz. Masa mesafeleri, dezenfekteler, temizlik, hijyen falan, bu konularda çok hassasız aslında. Esnaf hassas. Hı hı. Ama tabii ülke genelinde... Yani dediğim gibi yarın o gün renkler değiştiğinde nasıl olacak ya da ne kadar sonra değişecek onu tam bilemiyoruz. Evet. Yani Sayın Durmuş'tan da burada Sayın Hocam'a soralım ki bu renkler nasıl hazırlanıyor? Gerçekçiliği var mı? Lütfen kalın hatta. Sayın Şenol, tablo gerçekçiliği nedir? Yani bu renkler nasıl hazırlanıyor? Bu risk tablosu ve dünyanın başka ülkelerinde de buna benzer çalışmalar var mı? Bize özel bir durum mu? Sağlıklı mıdır bu veriler? Tabii, dünyanın başka ülkelerinin koyduğu model bu zaten. Oradaki mavi rengi yeşil renkle %10 olan alt sınırı da %20 ile değiştirmişler. Ama yapılan test sayısı yeterli değil ve test kriterleri yeterli değil. Şimdi size ayağıyla gelen insanlar, mesela orada mavi bölge görüyorsunuz değil mi? Evet. Güneydoğu,
Orada acaba sürü bağışıklığına mı ulaştık? Çünkü yazın çok büyük pik yaptılar ve yaşlı insanların büyük bir çoğunluğu kaybedildi. Ölüm çok yüksek Türkiye'de, evet, biliyorsunuz. Yani ölüm rakamları. Teste mi gelmiyor insanlar? Sosyalleşmiyor mu? Yani Türkiye'nin bir filyasyonu var, değil mi? Filyasyon eve gidip ilaç bırakmak demek değildir. Hele ki dünyadaki literatüre uygun olmayan ilaçları götürüp insanlara bırakmak demek değildir. İnsanların ihtiyacı varsa ilaca, o insanların hastaneye nakli gerekir. Filyasyonu yapması gereken şey, Çankaya bölgesinde bir eve gittiği zaman o evde çalışan kim, kim sokağa çıkıyor, hangi bölgeye gidiyor, bunları araştırıp salgının kaynağına inmektir. Salgının kaynağına indiği zaman bulaşma dinamikleriyle ilgili fikir edinmiş olur ve öbür bölgeye, yani nereden çıktığına dair ipucu edindiği bölgeye tekrar merceği tutar. Başka ne olur? Çok test yaparsınız. Türkiye'nin bu rakamlarının gerçekçi olabilmesi için en aşağı 400 bin günde test yapılıyor olması lazım. Ve o testlerin hastaneler dışında yapılıyor olması lazım artık. İnsanlar hastaneye gitmek istemiyorlar çünkü çok eziyetli süreler geçirildi. Artık çok kolaylaştırılmış ve onaylanmış testler var. Çocukların okulda kendi burunlarından sürüntü alıp bir yerlere teslim edebileceği kadar basitleştirilmiş testler var. Şimdi bilim 13 ay önceki noktada kalmadı. Bilim bir yandan hangi verilerle salgının yönetileceğini, test kapasitelerinin nasıl artırılabileceğini, hangi ilaçların kullanılacağını, testlerin nasıl yapılması, evet, hepsini söylüyor. Mesela İngiltere şu anda salgın eğrisini çok azaltmış olan İngiltere, %90'ın üzerinde etkili ve birinci dozdan itibaren etkili bir aşının da etkisiyle ve nüfusunun da %20'sini aşılamayı başardığı için hızlandırıp şu anda sadece okulları açtı. Bir ay sonra açık hava kafe ve restoranları açacak. Okulların açılmasıyla kafe ve restoranlar arasında yalnızca aşılamalarını tamamlamış iki ailenin görüşmesine izin veriliyor. Ve bir tek açık hava kısıtlı değil. Açık hava kısıtlı değil İngiltere'de. Sokağa inip yürüyüş yapmak, parkta gezmek serbest İngiltere'de. 65 yaş üstü kısıtlaması yok. Bunu bir model olarak söylüyorum. Çok her şeyini beğendiğim için değil. Dönüp Almanya'ya da bakabilirsiniz. Hollanda'ya, Avusturya'ya, hepsine bakabilirsiniz. Hiçbirisinde okullar her şeyle birlikte açılmaz, hem de bu kadar kritik bir salgın eşiğinde. Hı hı. Sayın Şenol, şimdi Sayın Durmuş hep söylemişti, biz de taşın altına elimizi koyalım. Gerekirse 2 hafta, 3 hafta tam kapanalım. Hatta 1 ay tam kapanalım. Hep beraber bir süreç, bir rakamları aşağıya çekelim. Sonrasında biz de yolumuza bakalım. Sayın Durmuş'a soracağım şimdi, aynı fikirde misiniz? Yani bu açılma, bu böyle yarım açılma gibi saatler daha büyük bir risk oluşturursa, önümüzde birkaç aylık daha bir kapanma getirirse daha büyük sıkıntıları da beraberinde getirmez mi? Siz bunu söylerken bilim insanları, Sayın Şenol gibi kapanma ve bu riskleri söylerken siz de biz bu noktada taşın altına elimizi koymaya hazırız ama lütfen hepimiz aynı hareket edelim derken böyle bir kararın alınması nasıl olacak? Sayın Durmuş, son cümlemizi yani alalım. Sayın Durmuş. Evet. Sayın Hocam, sizinle devam edelim. Skype bağlantımızda bir sıkıntı oluştu. Şimdi Sayın Durmuş da hep söylemişti zaten, demişti. Yani biz de taşın altına elimizi koyalım diye. Öngörüleriniz nelerdir? Yani 2 hafta, 3 hafta sonra bu rakamlarda ciddi bir artış olabilir mi? Ölüm sayısında, vaka sayısında sizin öngörünüz nedir bir bilim insanı olarak Sayın Şenol? Şimdi ben Sayın Durmuş dönerse tekrar ona bir soru sorayım. Eğer onların bütün mağduriyetleri giderilmiş olsaydı, kazançlarının bir %75-80 kadarıyla destekleniyor olsalardı, bu süreci bu şekilde taleplendirecekler miydi? Bir onu öğrenmek istiyorum. Yani aslında amaç sadece dükkanları açık tutmak mı, yoksa gelirlerinden olmanın mağduriyeti mi? Hocam, çünkü ben şöyle araya girerek söyleyeyim. Yaptığım yayınlardan biliyorum. Bizim, evet, de çoluğumuz çocuğumuz var. Bizim de çevremizde Covid'den çok insan kaybettik. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, aylarca da kapalı kalalım. Evet. Ya da çözeceksek, evet, sizin dediğiniz gibi bir ay herkes ama tüm Türkiye kapanalım. Bu işin artık çözelim, böyle bir sürümcemede kalmasın dediğini çok net ben size söyleyebilirim yayınlarımızdan. O da sizinle aynı fikirdeydi. Evet, bunun altını çizmekte yarar var. Çünkü dediğim gibi herkesin okula giden çocuğu, herkesin evde kırılgan bir aile büyüğü olduğu için aslında
Kamu olarak hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Biz de bilim insanları olarak bilimin ölçütleriyle kamunun hayatını çok da kesintiye uğratmadan, bu kesintinin yaşamsal alanlarda olmasına izin vermeden bu salgınla baş edilebileceğini söyledik. Hep söyledik bunu. Salgın başımıza gelen bir felaket değil, bir afet. Felakete dönüşmemesi elimizde olurdu dedik. Şu anda elimizde 120 milyon doz aşı olsa ve biz bu aşıyı 1,5-2 ay içinde istediğimiz popülasyona yapabilecek olsak ve bu aşı bize 14. günden sonra bir bulaşma azalması avantajı getiriyor olsa bir 2 haftalık kapanmayla başlayan bir süreç bize yetebilir. Bulaşma hızı çok da artmadan. Ama elimizde böyle bir aşı yok. Aşılama sürecinin ne zaman tamamlanabileceği, günde 100 bin doz aşıyla ve 42. günde koruma getiren, bireyi koruyan ama pandemiye çok da büyük bir erken katkısını beklemediğimiz bir aşıyla bizim çok daha uzun kapanmalar yaşamamız gerekecek gibi evet. duruyor. Ama kimsenin kapanmaya gönüllü olmadığını, bu süreç içinde kapanmak yerine hastaneler taşmasın yeter, İnsanlar evlerinde ölebilirler, yeter ki skorlara yansımasın gibi bir strateji içinde belli şeyleri göze aldığımızı düşünüyorum ben. Tekrar söyleyeyim, bilim ve veriye dayalı veri yok zaten. Veri karanlıkta. Bilime dayalı ve kanıta dayalı hiçbir şey yok bu açılmalar evet. ve kapanmalarda ve yaklaşık 11 aylık süreçte. Evet, Sayın Şenol, sorunuzu Sayın Durmuş'a da sorduk. Hemen son sözlerini alalım lütfen. Siz de duyun, biz de birlikte. Buyurun Sayın Durmuş. Ben yayın koptu da hocamın sorusunu tam anlayamadım. Bir daha alabilir miyiz? Yani sizin mağduriyetiniz giderilseydi Sayın Durmuş, esnafın evet. mağduriyeti giderilseydi %70-80 oranında. Evde okula giden çocuklarımız var, kırılgan büyüklerimiz var. Biz bu süreçte 5 ay 6 ay neyse kapalı kalalım ama mağduriyetimiz gideriliyor. Elektrik, su, sosyal güvence, çalışanlarımızın parası. Böyle bir teklif olsaydı, böyle bir süreç olsaydı siz ille de açılma için diretir miydiniz? Yani açalım dükkanlarımızı esnaf der miydi? Hayır, şimdi şöyle, biz tabii baştan beri bunu söylüyoruz. Evet. Eğer esnafın eksikleri, esnafın desteği sürseydi, günü kurtaran desteklerle değil de daha gerçekçi, mantıklı destekler olsaydı, tabii ki biz de sonuçta biz de bu hastalıktan korkuyoruz. Bizim de ailelerimiz var. Gerekli destek sağlansaydı biz bu şartlarda açılmayı kabul etmezdik. Evet, yani kapalı kalsaydık daha iyi olurdu. Ama gerekli desteğin gerçekçi, mantıklı, yeteri kadar olduğu zaman ancak esnaf kapatabilirdi. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Durmuş. Sayın Şenol, son sözlerinizi alalım efendim. Sayın Durmuş aslında çok net söyledi. Bizim mağduriyetimiz giderilseydi biz de bu süreçte elimizden geleni yapardık dedi. Son sözlerinizi alalım Sayın Şenol. Neler olacak? İki hafta sonra evet. büyük bir pik yapar mı? Aslında bütün korkumuz bu. Hem öyle hem aşıyla ilgili süreci de olumsuz etkileyebilecek. Yani aşılanmış grupların da tekrar açmaza düşmesi anlamına gelecek bu kadar uzaması bu sürecin. Onun için bütün dünyadaki ülkelerde aşılama sürecini mutlaka etkin kapatmayla birleştiriyorlar. Çünkü R değerini birin altına indirdiğinizde %30 bile aşıladığınızda etki görebiliyorsunuz. Ama birin üstüne çıkardığınızda hem aşılama eşiğiniz yükseliyor hem de kısıtlama süreniz 2 haftadan 6-8 haftaya kadar çıkabiliyor. Bu böyle halının altına süpüre süpüre bir yazla birleşsin, biraz da aşılayalımla oyalanılacak bir salgına benzemiyor. Çünkü dünyada bu işin stratejisini yapan ülkeler, veriler bu masada olduğu için çok gönüllü olmasalar da, bakın onlar da çok gönüllü değil, çok gönüllü olmasalar da bunun ekonomiden ayrılamaz bir süreç olduğunu fark ettiler. Önümüzdeki yaz mevsimi bugün esnafın düştüğü açmaza, turizmcilerin de düşeceğinden korkarak önce okullar açılmalıydı. Okullarla ilgili izlem sürerken, aşılama süreci hızlandırılırken esnafın mağduriyetleri giderilip açık hava avantajıyla birleştirmeliydi. Ve yakın izlem, her dönemde, her gün yakın izlemin çok sürdürülmesi gereken bir dönemdeyiz. Ve devletin tepesinden en aşağıdaki küçücük bir çocuğa kadar herkesin önlemlere uyması konusunda büyük evet. bir titizlik gerektiriyor ve hepimizin örnek olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şenol ve Sayın Durmuş efendim. Hocamızın da söylediği gibi hepimiz dikkat edeceğiz. Biz de dikkat edeceğiz aslında, gittiğimiz yerlerde biz de uyaracağız vatandaş olarak ki önümüzde
daha bir felaket tablosu olmasın, COVID sürecini birlikte millet olarak, dünya olarak atlatabilelim diye. Teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katılıp aktardığınız bilgiler için. Değerli izleyenler, evet durum böyle. Tekrar hatırlatalım. Bizler de gittiğimiz yerlerde %50 kapasite deniyorsa yan yana masalara lütfen oturmayalım. Biz de uyaralım. Biz de önlemler konusunda çok dikkat edelim. Özellikle hijyen kurallarına uyan yerlere gidelim. Uyulan yerlere gidelim. Oralara yine kazancımızı götürelim. Onlara aktaralım ama uymayan yerlere de bir şey olmaz demeyelim. Bir şey olur. Çok şey olur. Hocamızın da dediği gibi 2 haftalık kapanma konuşuyorduk ama öyle bir sürece gelinebilir ki bu kapanma 8 haftaya kadar çıkabilir. Maske, mesafe, hijyen devam edecek. Çok dikkat edeceğiz. Evet, elbette hepimiz bir yıldır çok bunaldık evlerde. Boşanmalar arttı, ailelerdeki kavgalar, dövüşler arttı. Malum ergen çocukları, anne babalarını sorgulamaları gereken dönemlerde onlarla aynı evin içinde mecbur bıraktık. Bunların hepsini anlayabiliyoruz ama dikkat edelim ki daha büyük, daha felaket tabloları karşımıza çıkmasın. Evet değerli izleyenler, şimdi yerinde karar sürecinde eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterleri var. Onunla ilgili hemen bilgi aktaracağım sizlere. Sonra okullar açılmalı mıydı? Bununla ilgili uzmanlarımız olacak. Düşük risk, orta risk, yüksek risk ve çok yüksek risk olmak üzere 4'e bölündü ülke, biliyorsunuz. Şimdi bakacağız eğitimde neler olacak. Düşük risk olan bölgelerde okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek efendim. Çocuğunuzu anaokulu, ilkokul, ortaokul gönderebileceksiniz. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy, seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. Yani hiçbir şey yokmuş, COVID-19 salgını bitmiş gibi normal bir yaşama dönüyoruz. Ortaokul 5-6-7. Sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze devam edecek. 3 günde uzaktan eğitim alacak. 5, 6 ve 7. sınıflar. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık sınıfları 9, 10 ve 11. Sınıflarda yine haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 12. sınıflar haftada 16 ila 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Orta riskli bölgelere baktığımızda yine uzaktan eğitim alınacak. 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda, 3 gün uzaktan alacak. İlkokullar 2 gün okulda olacak. Yine yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim alacak. Birleştirilmiş sınıf, okul, köy ve seyrek okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. Bu da orta ölçekte efendim, yani orta riskte. Ve destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak. Birbirine yakın ama yüksek riskli bölgelere geçtiğimizde okul öncesi kurumları ve özel eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. İlkokullara geçeceğiz efendim değişiklik olarak. 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim alacaklar. 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Okula gitmiyor. Ortaokul 8. sınıflarda 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Çok yüksek riskli bölgelere de bakalım kısaca. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı yine devam edecek. Ortaokul 5-6-7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Bu tablodan anladığımız şu: eğitimde kafe, restoranlarda olduğu gibi riskli, az riskli, çok riskli bölgeler şeklinde çok detaylı bir ayrım yapılmadı. Okullar açıldı. Ancak biraz önce Sayın Esin Davutoğlu Şenol'un dediği gibi hiçbir ülkede, dünyada okul, kafe, restoranlarla birlikte aynı anda açılmadı. Önce bu düzenleme yapıldı. Öğretmenler aşılandı, aşılamada belli bir noktaya gelindi, sonrasında okullar açıldı. Çünkü biliyorsunuz ki çocuklar bu noktada taşıyıcı ve bulaşı artırıcı noktada. Öğretmenler de risk altında dedik ama ülkemizdeki tablo bu şekilde. Hemen Skype bağlantılarımız var, onları alacağız. Konuyu onlarla değerlendireceğiz. Profesör Doktor Necla Kurul efendim, Eğitim Sen Başkanı ve Orhan Yıldırım, Eğitim İş Genel Başkanı. Yayınımıza hoş geldiniz, iyi sabahlar efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet. Sayın Kurul efendim, hemen sizinle başlamak isterim öncelikle. Okullar açılıyor ama siz uyarılarınızı
aylardır yapıyorsunuz. Bu şekilde açılmamalı. Öğretmenlerde aşılama yok. Çocuklara yeterli eğitim seyreltilmiş sınıflar oluşturulamadı. Bu şekilde açılırsak eğitime tam devam ederken tekrar bir kapatma olabilir dediniz. Hala aynı görüşte misiniz bu açıklamalardan sonra? Buyurun. Evet, hala aynı görüşteyiz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak. Şimdi özellikle dün akşamki kararlarla birlikte Türkiye'de plansızlığın zirve yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Yani düşünün, düşük ve orta riskli illerde öğrenci, ortaokul ve lise öğrencileri geçen haftaya kadar uzaktan eğitime devam edeceklerini zannediyorlardı. Müdürler de aynı kanıdaydı, öğretmenler de aynı kanıdaydı ama bir gecede ertesi gün okulların başlayacağını öğrendi. Böyle bir planlama söz konusu olabilir mi? Bir eğitim planlamasında kötü örnekler olarak bir yer açılmış olsa tarihinde herhalde Türkiye bu örnekler arasında yer alır. Biliyorsunuz kontrolsüz ve toplu bir açış yapıldı. Bakın, Almanya'da bir hafta önce okullar açıldı. Arkasından bir hafta sonra kuaförler açıldı ve restoranlar hala kapalı. Yani bunlara en son yer veriliyor. Düğünler, nikah merasimleri vesaire, okullarla ekonominin bu alanlarını eşdeğer tutup birlikte bir açılışı planlamanın kendisi zaten çok büyük bir sorun. Ayrıca bu planlamanın genel örneğinde şunu görüyoruz. Kalabalık okullar gerçeğimiz, çok güçlü biçimde hayatımızın içinde. Kalabalık sınıflar yine hayatımızın içinde. Hala birleştirilmiş sınıflar, ikili öğretim, yani eğitimde ciddi sorunlar bu dönemde gerçekten çok net bir biçimde görünür oldu ve Türkiye'de eğitim tarihi içerisinde de çok ciddi bir plansızlıkla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Evet Sayın Yıldırım, sizin öngörüleriniz nelerdir? Sayın Kurul'un söylediği gibi dünyada aynı anda eğitim, yeme içme sektörü, kuaförler hepsi aynı anda açılmadı. Ama önceliği de eğitime verdi dünya. Yani o eğitimi açabilmek için gerekli altyapıyı hazırladı. Siz gerekli altyapının hazır olduğuna inanıyor musunuz? Elbette ki değil. Nedeni belli. Çünkü dünyanın tüm ülkeleri bütün süreçleri, okulları ve çocukları ve tabii ki halkı, velileri bu süreçte, yani COVID-19 bulaş riskinin ötesinde tutmak adına bahsedilen ticari işletmeleri ona göre uyarladı. Ama Türkiye'de okullar ticari işletmelere göre uyarlanarak bir hareket kabiliyeti seçildi. Çünkü bunu nereden görüyoruz? Turizm faaliyetleri sürecinde işte Avrupa ülkelerinin erken rezervasyonunun Mart ayında başlayacak olması ve Türkiye'nin de turizm anlamında tercih edilebilir olduğu görüntüsünü vermek adına yine Mart ayı geldiğinde COVID-19 bulaş riskini yüksek, az riskli ya da orta riskli konusunu gündeme getirerek bu şekilde okulların yüzde eğitim açılması sürecine girdiler. Ama bunun açıklanma biçimi, açıklayan kişilerin hangi saatte açıkladığı ve tüm Türkiye'nin buna odaklanmışken Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce dünyadaki ve Türkiye'deki bir takım ekonomik gelişmeler, Avrupa'daki ırkçı saldırılar ya da İslamiyet'e karşı, Müslümanlara karşı yapılan saldırıları gündeme alıp gecenin ilerleyen saatinde en son eğitimle ilgili konuya girmesi bile kınanacak bir konudur. Çünkü bütün çocuklar, bütün veliler ve bütün eğitim çalışanları odağını dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacak olduğu açıklamaya bağlamıştı. Ve bekledikçe beklediler ve yine ilerleyen son dakikalarda okulların nasıl açılacağını ya da nasıl açılması gerektiği ile ilgili kurallar söylendi. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'nin farklı illerinin farklı bölgelerde karışık bir şekilde çok yüksek, orta ve düşük riskli bölgeler olarak tanımlandığı ve bir gün sonrasında da okulların açılacağı ifade edildi. Arkasında Milli Eğitim Bakanı hemen yazı yayınladı. Hangi okullar ne zaman açılacak şeklinde. Biz bunu tabii ki eleştiriyoruz. Okullar plan program dahilinde eğitim öğretim sürecine ancak girebilirler. Şimdi akşam 10'da bütün okul valilikler, okul müdürleri ve velilere ve eğitim çalışanlarına mesajlar atmaya başladılar. Yani akşamın 10'unda 11'inde siz okul çalışanlarını, eğitim çalışanlarını nasıl planlayabilirsiniz? Hadi eğitim çalışanları planladınız. Peki çocuğunu okula gönderecek olan ve ne zaman gideceğini bilmeyen veli, şimdi sabahleyin kendisi çalışıyorsa çocuğunu neye göre, kim götürecek okula, kim bakacak, kim alacak? Servis hazır mı? Yani okul buna hazır mı? Tabii ki hiçbiri değil. Şimdi buradan doğru en azından
Sayın Milli Eğitim Bakanı ya da Cumhurbaşkanı bu açıklamanın takibinde pazartesiye bunlar alınabilirdi. Peki kendileri yapmadı da ne oldu? Bize dönükler gelmeye başladı. Okul müdürlerinin birçoğu uygunsanız yarın, uygun değilseniz çarşamba günü sözleriyle öğretmenlere dönmeye başladı. Bazı okullarda pazartesi başlayacağız. Herkes planlı programını buna göre yapsın diyerek kendilerinin hazır olmadığını zaten sahada somutlaştırmış oldular. Şimdi bu kadar hazır olmayan bir durum varken siz sadece COVID-19 bulaş riskiyle bile çelişen durumlar var. Mesela diyelim ki COVID-19'un yüksek riskli yeri değil mi? Peki yüksek riskli yerde neden okul öncesini tam zamanla açıyorsunuz? Yani okul öncesindeki eğitim çalışanlarına bu bulaşmıyor mu? Ya da yüksek riskliyle düşük riskli olan yerdeki ilkokulların seyreltilmiş haftada 2 gün açılmasını neye göre planlıyorsunuz? Seyreltilmiş derken az önce Sayın Başkanım da ifade etti. Şimdi seyreltilmiş dediğimiz şey sınıfların 15'er kişilik en fazla olmasından bahsediliyor. Halbuki Türkiye'de okullarımızın %25'inde ikili eğitim öğretim halen devam ediyor. İkili eğitim öğretimin halen devam ettiği bir ülkede siz neye göre hangi sınıflara seyreltilmiş yapabileceksiniz? Evet. Bunun olması mümkün değil. Sayın yani Yıldırım, sahada gerçekleşmesi söz konusu olmayan bir konu üzerinden halk, eğitim çalışanları, çocuklarımız ne yazık ki eğitim öğretim sürecinden geri bırakıldı, kazanımlardan geri bırakıldı ve halen bu plansızlık, programsızlık devam ediyor. Burada bahsedilen köy ve seyrek okullar, özel gereksinimli okulların devam ediyor olmasını, aynı şekilde devam ediyor olmasını bir tarafa bırakıyoruz. Ama en tehlikeli şu ki aynı kuralı devam ettiriyorlar. Bakın evet. Bu çok tehlikeli. Yani velilerin iznine bırakılması yüz yüze eğitime gidecek çocuklara çok tehlikelidir. Evet. Anayasamıza aykırıdır. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların eğitim öğretim hakkına aykırıdır. Ve mecburi eğitim öğretim sürecinde çocuklar örgün eğitime devam eder maddesine de aykırıdır. Evet. Türkiye'de siz bunu güncellediğiniz zaman şu ortaya çıkar. Kız çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler bundan faydalanacaktır. Hı hı. Çocuklarını tarlada, atölyelerde çalıştıran, yani çocuk işçiliğine tevessül edecek olan veliler bu maddeden faydalanacaktır. Kaçak Kur'an kursu ya da merdiven altı dediğimiz bir takım faaliyetlerin, tarikat faaliyetlerinin daha da kalabalıklaşmasına zemin hazırlayacaksınızdır. Dolayısıyla da bu maddenin daha önce uyarmıştık, bir an önce kaldırılması gerekiyor. Tüm çocuklarımız için eğitim, öğretim, örgün eğitim kurumlarında tam zamanlı tedbirler alınarak devam etmesi lazım. Evet. Sayın aşı Yıldırım, çalışması... Evet, bakın Sayın Yıldırım, Sayın Kurul'a da... Buyurun efendim, Sayın Kurul'a da bir söz vereceğim aşı çalışmasına hiç girmeden önce. Sayın Kurul, siz hep söylemiştiniz özellikle havalandırma sistemleri, camlar, bu altyapılar hazırlanmadan eğitime başlanmamalı demiştiniz. Sizin dediğinizde hemen hemen aynı şeyleri Sayın Yıldırım da söyledi. Dedi ki nasıl olacak, eşitsizlik var. Seyreltilmiş eğitim, o sınıflarda 50-60 kişinin çocuğun aynı sınıfta olduklarını biliyoruz. Bu şekilde başlanmamalı, daha sonra tekrar büyük sıkıntılar olabilir dediniz. Bununla ilgili tekrar neler söyleyeceksiniz, size danışıldı mı? Sizin hazırladığınız o raporlar, olması gereken raporlar gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek Bilim Kurulu'yla oturup beraber konuşup eğitimde bunlar olmalı diye sizden bilgi, fikir alındı mı Sayın Kurul? Kesinlikle sizin sözünüzü ettiğiniz Sayın Tezel katılımcı bir süreç işletilmedi. Yani ne Sağlık Bakanlığı meslek örgütleriyle böylesi bir katılımcı süreç işledi ne de Milli Eğitim Bakanlığı. Zaman zaman bizim ısrarımızla yapmak istediğimiz görüşmeler dışında iktidara dair hani onların yapması gereken, alması gereken önlemlere dair raporlarımızda çok fazla dikkate alınmış gözükmüyor. Fakat şunu ifade etmemiz gerekiyor. Okul öncesi eğitim kurumları neredeyse gelişmiş tüm ülkelerde komple açık. Yani riske bakmaksızın. Hatta ilkokullar da bununla birlikte açık tutulmaya çalışılıyor. Yani öncelikler, kaynak öncelikleri, mekan kullanımı öncelikleri, öğretmen istihdamı öncelikleri bu iki alana veriliyor. Bu iki alana şöyle bir önemi var. Okul öncesi eğitim düzeyinde çocuğu olan anneler ve ilkokullarda çocuğu olan anneler çocuklarını evde tek başına bırakamazlar. Okullar onlar için çok güzel bir kurtarıcı
kalıcıdır. Dolayısıyla annelerin iş gücü piyasalarından çekilmemeleri için anaokulları, ana sınıfları ve ilkokulların tüm kaynakları buraya seferber ederek eğitimin, mesela biz Milli Eğitim Bakanı'na şunu önermiştik. Ortaokul mekanlarında uzaktan eğitime geçin bir süre, mekan sorununu çözene kadar ortaokul mekanlarını ilkokul için kullanın. Bırakın eski mülkiyetçi anlayışları, bırakın bürokratik süreçleri, onları ortadan kaldırabilirsiniz ve bu mekan kısıtını ilkokullar, ana sınıfları için ortadan kaldırın ki küçük çocukların bugün karşı karşıya kaldığı bilişsel, devinsel ve duygusal sorunları çözebilmeliyiz. Bir yıl oldu ve çocukların hayatı eve sığmıyor artık. Evet. Böyle bir gerçeklik var. Bu yüzden bizim önlemler dediğimiz konusunda artık okulun içinde bir hayat başlayacak. Bu karar alınmış durumda. Bu yüzden öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına, tabii diğer ve velilerimize bir sorumluluk düşüyor. Bu burada bizim hayatımız var. Bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde, özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Kurulu üzerinde bir tazyik oluşturarak eğitime ciddi miktarda kaynak ayrılarak bu süreç içinde bina inşası, derslik inşası, öğretmen istihdamı gibi temel meseleleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözmesini sağlamak. Evet. Ama okul düzeyinde de bizim sorumluluklarımız var. Bunları da göz ardı etmeyelim. Okulun içini riski düşük, kontrollü ve seyreltilmiş bir eğitim ortamı yaratmak için okulun içindeki tüm bileşenler olarak güç birliği yapalım ve bu süreci hem Milli Eğitim Bakanlığı'nı çalışmaya itmek konusunda bir faaliyet yürütelim, hem de okulun içinde neyi nasıl yapabiliriz diyerek kendi aklımızı ve duygularımızı da kullanmak gibi bir sürecin içine girmek ki aşı bunlardan en önemlilerinden birisi. Özellikle yüksek riskli illerdeki öğretmenlerimizin çok hızlı bir biçimde, evet, özellikle 12 yaş üstü çocukların olduğu ortaokul ve lise öğretmenlerinin çok hızlı bir biçimde aşı sürecine tabi tutulması lazım ve aşı takviminin yayınlanmasını istiyoruz biz. Evet. Her gün, evet, ve gün en kötü olasılıkla haftada kaç öğretmenin aşılandığını, kaç eğitim emekçisinin aşılandığını bilmek eğitim kamuoyu olarak bizim hakkımız. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kurul ve Sayın Yıldırım. Hem aşı takvimini istiyorsunuz hem de dediğiniz gibi en azından ilkokul çocukları için okula yüz yüze eğitime başlasın, ortaokul ve lise alanlarını kullanalım. Çünkü bu çocuklar hem bilgisayarla çok yüz yüze kalmamalar adına hem de annelerinin hayata katılması adına çok gerekli dediniz. Umuyoruz ki sizin bu önerilerinizi dikkate alır hem bilim kurulu hem hükümet yetkilileri hem de Milli Eğitim Bakanlığı. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Ve gündem özele devam ediyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. Bu güzel haberi de sizlere aktaralım. Beşiktaş Belediyesi ile işçiler anlaştı. Beşiktaş Belediyesi DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Bir Noğlu Şube ile sürdürülen ve 1849 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından yapılan yazılı açıklamada Beşiktaş halkına hizmet eden belediye emekçileri için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sorumluluktan kaçmadık. Emekçilerimizin toplu iş sözleşmesi hakkına saygı duyduk. Taleplerine sahip çıktık denildi. Genel İş İstanbul Avrupa Yakası Bir Noğlu Şube'nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 5 gün önce grev kararı alınmıştı. Ve bu son haberimizdi. Gündem özeli bugün noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın saatler 10'u gösterdiğinde Halk TV ekranlarında olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sağlıklı bir gün diliyorum. Saat başında Ayşenur Arslan Medya Mahallesi'nde Türkiye ve dünyanın nabzını tutmak üzere burada olacak. Hoşça kalın. Halk TV'de kalın.